Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün yine size iğne oyası modeli tarif edeceğim modelim çok güzel bir model şöyle kelebek modeli arkadaşlar hem istendi hem de benim e, beğendiğim bir model olduğu için çekmek istedim bakın bu sinek kanatlarının üzerine yapılan bir kelebek modeli şimdi bunu size tığa çevirdim onu göstereyim Evet benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Böyle iki kirpikli ara suyunun ortasına yapılmış sinek kanadının üzerine kelebeğimizi kondurduk arkadaşlar bu şekilde. Şimdi rengarenk kelebekler yapıp devam edeceğiz. Evet modelimizin yapımına başlayalım. 3 tane ara suyu koydum bu şekilde. Ee, model amaçlı olduğu için şöyle şimdi sinek kanadımızın yapımıyla başlayacağız. Ara ile kelebeğimizin arasında 3 tane 3 zincirli bu şekilde ara suyumuz var şey tığ battımız var arkadaşlar Evet şimdi bir defa doladım sinek kanadımız için yuva yapıyorum bu şekilde 1 2 ve 2 trabzan yaptım yuva yaptım yani sinek kanadımıza şöyle 5 zincirimi çektim trabzanımın içine giriyorum sık iğne ile buraya sabit 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Ters tarafına çevirdim. Hemen 5 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum. Ve 8 zincir. Döndüm düz tarafına. Bu trabzanımın içine arkadaşlar sık iğne ile 8 zincirimi tutturup buraya bir sinek kanadı yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yine aynı şekilde bir tane daha sinek kanadı yapalım. Trabzanımın içine giriyorum. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar şöyle 3 zincirimi çekip yaptığım bu 5 zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 8 zincir. Çevirdim düz tarafına. Yine bunu da trabzana kapatarak şöyle sinek kanatlarımızı yani kelebeğimizin yuvasını hazırladık arkadaşlar şöyle dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bu şekilde şöyle size doğru düz bir şekilde tutuyor Evet bu yuvarları hazırladık şimdi ara suyu için 3 tane tığ battı ara mesafesi veriyorum bakın 2 3 zincir hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum 3 zincir sıradaki tığ battıya 3 zincir sıradaki tığ battıya sabitliyorum 3 tane tığ battı ara mesafesini verdik şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum şöyle tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum sonra 4 zincir çekiyorum şöyle bir tık büyük olmasının 4 çekmemin sebebi için 2 tane kirpik yapacağız bu şekilde 6 zincir Ve 6 zincirimi Bu yaptığım 4 zincirli yuvanın içine sık iğne ile Bu şekilde sabitliyor ve bir tane kirpik yapıyorum Yine 6 zincir Kapatıyorum öbür kirpiğimin ilk kirpiğimi kapattığım yere sık iğne ile Ve 5 zincir 5 zincirimi hemen bakın bir sonraki yanındaki boş olan tığ battıya giriyorum biraz tığ battılarım minik olmuş bu şekilde artma işlemini gerçekleştirdim şöyle üç tane zincir çekiyorum bir tane de boş bırakıp şöyle ikincisi için tekrar üç zincir bakın arada bir tane tığ battı mesafesi verdik tekrar aynısından yapmak için boş olan tığ battıya bu şekilde girdim ve dört zincir ilki 3 ikincisi 4 zincir kapatıyorum bir tık büyük olmasının sebebi kirpiklerimi rahat bir şekilde içinde kapatabileyim 6 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde tığ battığımı hazırlıyorum tekrar 6 zincir kapattım bu şekilde buraya ve 5 zincir boş olan tığ battımını içine girdim sık iğne ile sabitledim yine bir tane arkadaşlar boş ara mesafesini veriyorum ikincisi için yine 3 zincir çekiyorum bakın bu şekilde ara sularımızı oluşturuyoruz şöyle arasına mesafe koyuyoruz ki bir, bir üstüne gelmesin şu şekilde şöyle bakın bir arası suyu olsun Evet şimdi kelebeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar siz bu arayı 5 tane verebilirsiniz. Yani 3 aslında gayet iyi. Çünkü modelimiz narin bir kelebek, yapımı da kolay. 5'ten fazla da güzel durur. Evet arkadaşlar. Şöyle sinek kanadımızı ters yüzüne döndük. Şöyle. Bu şekilde sık iğne ile sabitledik. 8 tane zincir. Hemen buradaki sinek kanadımızın üzerine sık ile sabitliyorum. Düz yüzüne döndüm. Dibine bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Şurada cam sil hortumumuz var arkadaşlar aparat olarak. Şöyle ilmeğimi çıkarıp hortumuma takıyorum bak. Bu şekilde kelebeğimizin kanadını oluşturacağız. Hortumun verdiği büyüklük seviyesinde bir kanadımız olacak. Şimdi bu da ikinci. Dört tane yapıyoruz aynı işlemi. Bir, iki, bu üçüncü. Şöyle bir, iki tane zinciri dibine çekip bu da dördüncü. Bak bu şekilde buraya dört tane yaptık sağ kanadımıza ve buraya da üç tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar antenlerimizi rahat yapabilmek için şuralar anten için yuva birbirinden hem de kanatlar güzel bir şekilde ayrılmış oluyor şöyle dibine yine bir zincirimi çekiyorum aynı sağ tarafa kanat yaptığım gibi sol tarafa da bu şekilde kanat yapacağım şöyle bir iki zincir hemen kanat ilmeğimi taktım Evet şu ipim arkadaşlar sağlam olsun diye hani hem de ucunda yanak izi gözükmesin diye şu şekilde tığımın altına alıyorum. Şöyle bir, şöyle iki taktım bakın bu şekilde yine aynı yuvanın içine girdim dördüncü ilmeğimi bu şekilde iki zincir çekerek aparatımıza taktık dibinde bir tane sık iğne yapıyorum bir yeşil yuvaya girip bu şekilde dibinde bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimizi hemen yakalım arkadaşlar şekilde ipi yaktık ve aparattan da çıkardık bakın arkadaşlar her zaman ipten çıkan şu ortadan tutup yukarı kaldırırsanız size bir püf noktası bakın nasıl açılıyor şu ortadan tırnağınızla iki tırnağınızın arasına şöyle yukarı kaldırın şöyle de elinizle bir baskı kurun açılıyor bakın inşallah Evet şimdi sarı ile sık iğne ile kanatlarını birbirinden güzel bir şekilde ayıralım Şimdi arkadaşlar şöyle ters tarafına çevirdim. Bu ilk yani şeyden de dördüncü kirpiğin içine arkadaşlar ön tarafında. Bakın şu arada da zaten üç tane sık iğne var. Oradan da belli. Buraya ipimi sık iğne ile sabitledim. 2, 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimin içine giriyorum. Sık iğne ile sabit. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimin arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. 4 zincirimi çekiyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle arkadaşlar bir zincir çektim, düz yüzüne döndüm ve yuvanın içine giriyorum. Bakın sahte sık iğne ile sabitliyorum. Yine bir zincir Aralarında birer zincir çekerek bu şekilde bakın küçük küçük böyle sık iğneler kirpikler yapıyorum. Yine ya bir zincir, yine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum, sık iğne ile buraya sabitledim. Sıradaki yuvanın içine girdim. Bakın buraya sık iğne ile sa. Hemen yuvama girdim. Sabitledim. Bütün yuvalar arkadaşlar 4'er tane sık iğne ile dolduracağız. Yani bütün dediğim zaten 3 tane görüyorsunuz ve yine Bakın 4 tane sık iğneyi bu şekilde yaptım. Hemen arkadaşlar bakın sıradaki yuvaya bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Dibine zaten saatte sık iğne yaptığımız için hemen arkadaşlar bir zincir otomatik çekiliyor. O yüzden şöyle oturtturup üzerine bir zincir çekiyoruz bakın. Bu şekilde. Şimdi en son bu beyaz yuvanın içine de bir tane sık iğne yapıp kirpiğimi bitiriyorum. Şu ipimizi yakalım. Aşağı inmek için 7 tane zincir çekelim. 7 zincirimi çekiyorum. Buraya bakın sık iğneleri üç tane sık iğne yapmıştık ya sık iğnelerin olduğu yere bu şekilde böyle e, artma işlemi yaparak buraya bir iniş yaptık bakın bu şekilde hemen dibine bir tane zincirimi de çekiyorum ipimi uzattım bunu arkadaşlar kalem kullandım şöyle bir tık büyük olsun diye şöyle gösteremedim ee, şöyle büyük olduğu zaman daha gösterecek diye düşündüm antenler kendini ve iki tane yaptım siz bunu tek de yapabilirsiniz dediğim gibi hani şey tek taşımaz diye zincir dolgusunu iki tane yaptım hatta arkadaşlar bakın bu kirpikleri bile mesela dörder dörder yerine sekizer sekizer yapıp iki iki alıp daha farklı bir duruş sergileyebilirsiniz filkete gibi olur yani o zaman hatta öyle bir model vardı arkadaşlarımız yapmıştı bir kayanın üstüne kelebek o şekilde iğneye bile gerek kalmadan yapılabilir. Evet, aynı şekilde bu şekilde dibinde 1 2 zincirimi çekip buraya 4 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Evet, dört tane ilmeği topladık. Yine aynı bu 3 tane çektiğimiz sık iğnenin aranın yanına 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde. 4 5 6 ve 7 şimdi hem sabitlendi hem şu, şu kalemimizi çıkaralım bakın zincirimizi çekerek bu şekilde orayı sağlamlaştırdık dört tane kirpiğimizi yaptık bu dört kirpiği ayıracağız iki iki şimdi şu kanadının öbür tarafında yaparak işlemimize devam edelim hemen önüme gelen ilk ilmekten alacağım arkadaşlar bu ilk ilmeğin de ters mi düz olduğunu kontrol edersek şöyle bir de telefon çözünürlük şöyle tekrar bakalım düz yüzü buraya 7 zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ters yüzü dek gelecek ama başka türlü ıı, trabzanlarla falan dik dik duruyor. Yuvarlak görüntüyü veremediğim için mecburen artık bu şekilde Birisi ters, birisi düz olarak sık iğneler, kirpikler olmuş olacak. Çünkü trabzanla denedim, söktüm. O kadar tuhaf durdu ki hiç oval bir görüntüsü olmadı. Böyle dik dik köşeler, uçlar sivri sivri oldu. Yine 4 zincirimi çekiyorum ve buradan sık iğne ile sabitliyorum. Yine aynı şekilde 4 bu şekilde sabitledim. Şöyle bir zinciri çekmiştik zaten arkadaşlar. Bakın otomatikman bu şekilde sık iğneyi alınca üzerine oturması için bir zincir çektiğimiz için tekrar zincir çekme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü o zaman iki tane zincir oluyor. Aynı şekilde 3 aynı şekilde bu şekilde 4. Evet. 4 tane bu şekilde yuvamıza sık iğne yaptık. 4 zincire 4 sık iğne. Şöyle bir zincir şöyle iki üçüncü sık iğne ve 4. sık iğne evet arkadaşlar bu şekilde minik minik sık iğneler yaptık şöyle şu girişi saymıyoruz onun üzerine arkadaşlar sık iğne yapıyoruz bir zincirimi çekiyorum 2 3 ve 4. Şöyle sonuncu ve dördüncü sık iğnemizi yaptık bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki beyaza girmek istiyorum ama şöyle fazla dönük oluyor. Eğer siz fazla dönük olsun hani içe dönük olduğu için topluyor. O yüzden bunu bu şekilde burada bırakıp arkaya doğru kendim şu ters tarafında olduğumuz için o tarafı doğru çekiyorum şimdi ipimizi koparalım ve antenimizi yapalım Evet bu şekilde şöyle oldu antenimizi yapalım şöyle arkadaşlar bakın iki tanesini alıyorum şöyle bir sık iğne yapıyorum ikisinin arasından beyaz ipimle girip buraya 5 zincir 5 zincirimi Hemen bakın. Yuvanın arasına giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yine yuvanın içine girip bu şekilde 5 zincir. Yine sık iğnemin arasına girdim. Yine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çekip ipimi tutuyorum. Bu şekilde kirpiklerim hazır. Öbür anteni de aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekip hemen bakın sık iğnenin arasına giriyorum ve 5 zincirimi kapatıyorum. Kirpimin içine girip bir tane sık iğne yapıyorum ara ara zaten bu kirpik modelini gösteriyorum bildiğiniz farklı değil yani arkadaşlar buraya sık iğnenin içine girip sabitliyorum ve buraya sık iğne ile sabitledim 5 zincir sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve sık iğne yapmadan asla buraya şöyle kirpik yapmıyoruz şey ipimizi koparmıyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde kirpiklerimiz hazır Evet arkadaşlar şöyle elimden geldiği kadar bu şekilde benzetmeye çalıştım Siz de emeklerim için şöyle beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın